ürün etiketleri yoksa tüketici kanuna göre işlem yapmamız gerekiyor. Elinde ne var? Çikolata. Çikolata kantinden mi aldın? Evet. Çikolata, gofret, gazlı içecekler ve dahası okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünler hala öğrencilerin gözü önünde. Şayet varsa çikolata, onun da işlemini uygulayacağız. Abi geçen sene bir tane profiterol aldım. Abi içi yemyeşil böyle. Çürümüş, küflenmiş, tarihi geçmiş. Sonra paramı geri aldım. Tarihi geçmiş profiterolü kantinden mi aldın? Evet abi. Geçen sene almıştım. Bu sene de bir arkadaşım ayran alırken öyle oldu abi. Ayranın da tarihi geçmiş. Aynen. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul kantinleri ve okul çevrelerinde denetim daha da hızlandı. Doğrudur. Kendim de karşıyım sizlere. İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi zabıta ekipleri bazı okul kantinlerinde satışı yasak ürünler tespit etti. Çikolata satılmaması gerekiyor. Ama satıyorlar abi. Bak çikolatayı ye ye, bak göbeğe bak. Kızartma ürünlerini satmadığını gördük. Öğrencilerin sağlığı her zaman ön planda. O yüzden okul kantinlerinde satışı yasak yiyecek ve içeceklerin listesi geçtiğimiz yıllarda hazırlanmıştı. Ama işte denetlemek için geldiğimiz bu kantinde özellikle ön taraflarda sırf gofret ve çikolata var. Yani bunlar zaten satılmaması gerekiyor. Yine görünür bir şekilde bu fiyat listesinin bulunması gerekiyordu kantinlerde. Bu da geldiğimizde buraya yapıştırıldı. Ama işte bakıyorsunuz soğuk içecekler bölümünde tamam satılması gereken içecekler yazıyor ama içeriye baktığımızda kantinde çocuklara gazlı içeceklerin de satıldığını görüyoruz. Zabıta ekipleri satılan yiyeceklerin son kullanma tarihlerini inceledi. Kantinin hijyen denetimi de yapıldı. Cips var mı? Var. Başka neler abi var zararlı? Çikolata var. Çikolata var. Kriterlere göre içme suyu, ayran, pastörize süt dışında kalan her türlü içecek, satışa uygun olmayan içecekler arasında yer alıyor. Özellikle kaçak sigara, uyuşturucu madde ve yasaklı gıdalar konusunda sürekli denetim yapmaktayız. Okul çevrelerindeki dükkanlar da denetlendi. Sadece okul kantinleri, içi ve bahçesi değil, okulun çevresi de denetleniyor. Özellikle okulların 100 metre etrafındaki işletmelerde tütün ve uyuşturucu madde, sigara tabii ki satılmaması gerekiyor ama bu en kısa zamanda çocukları kumara teşvik eden bu makine kaldırılacak. İşte başka bir işletmeye geldik. Bu da okulun hemen 50 metre kenarında ve okul çıkışı çocuklar evlerine gitmek yerine neredeyse bu Luna Park'ı andıran kırtasiyenin önüne geliyorlar ve burada saatlerce zaman geçiriyorlar. Okul çevresindeki parklarda da vatandaşların üzerleri arandı, uyuşturucu madde kontrolü yapıldı. İnşallah böyle olmasını temenni devam etmesini rica ediyoruz. Denetimlerde kurallara uymayan, satışı yasak olan ürün satan kantin sahipleri ve dükkanlar için haklarında cezai işlem başlatıldı.